Evet sevgili izleyiciler, Çarşı Pazar turumuzun bugünkü durağı Yıldızlar Otomotiv. Yıldızlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halis Yıldız'la birlikteyiz. Efendim kolay gelsin, iyi günler. Sağ olun, hoş geldiniz, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, ilimizde çok değerli bir yatırıma imza attınız. Hyundai Ticari Araçların bayiliğini alarak buradaki tüm işlemlerini sizler gerçekleştiriyorsunuz. Şu anda görmüş olduğumuz araç kapalı kasa bir araç. Bu araçları bu haliyle buraya getirip son haliyle müşteriye teslim ediyorsunuz. Aynen. Arada geçen süreçte neler yapılıyor? Kısaca sizden dinleyebilir miyiz? Panelvan araçları getirip burada koltuk, iç dizaynlarını falan yapıyoruz. Minibüse dönüştürüp müşterilerimize o şekilde satıyoruz. Bunlar fabrikada bu şekilde imal ediliyor, evet, değil mi? Evet, fabrikada bu şekilde imal ediliyor. Birçok bayimiz, arkadaşımız bunu Bursa'da, Ankara'da, İstanbul'da yaptırıyor. Ben şu memleket kazansın diye burada kendim yapıyorum. Evet, bu her zaman söylediğim bir şey var sevgili izleyiciler. Hani Elazığ'da bir taşın üstüne bir taş koyan kim varsa bizler onların kölesiyiz, onların hizmetkarıyız. Onların yapmış olduğu işleri sizlere sunmak için gayret göstereceğiz demiştik. Sene 1996-2015. Biz bu süreçte bu görevimizi ifa etmeye devam ediyoruz. Halis abimizin bu işi aldığını, bu işi yaptığını duyunca kameramızı aldık, buraya geldik. Bu işlemleri sizlere anlatmaya, göstermeye çalışacağız, gayret göstereceğiz. İşte kapalı kasa aracımız geliyor buraya sevgili izleyiciler. Bu kapalı kasa araçlarımız her tarafı, hani tabiri caizse saç. Saç, evet. Her tarafı saç. Bunların cam kısımları oyuluyor değil mi? Evet, camlarını oyuyoruz, tavanlarını yapıyoruz, koltuklarını takıyoruz. Son derece şık bir şekilde müşterimize teslim ediyoruz. Evet, görmüş olduğunuz şu araç birazdan geçeceğimiz araç haline gelecek sevgili izleyiciler. Arada geçen süre tabii bayağı bir zaman alıyor bu işlemler. 3 gün içinde bir aracı yapıp teslim edebiliyoruz. Ve şimdi de VIP yapacağız nasip olursa. VIP'sine de geçeceğim. İlimiz zenginleri için özel bir hizmet de yine benden. Artık VIP üreteceğim. Evet, biraz önce Halis Bey'in ifade ettiği gibi daha önce bu işlemler Elazığ'da yapılmıyordu sevgili izleyiciler. Bu işlemleri yaptırabilmek için farklı illerde, Bursa'da, evet, ya da Bursa, İstanbul, Ankara, bu gibi ileride Hatay, Antep. Yani biz bunları keseceğiz artık kardeşim. Bunlar olmayacak, gitmeyecek memleketimiz dışarıya kimse. Gelecek, burada arabasını yapacağız, her şeyini teslim edeceğiz, gidecek kendisine. Müthiş bir hizmet sevgili izleyiciler. Hakikaten takdire şayan bir hizmet. Bundan ötürü ben sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hele böyle bir ortamda bu yatırıma girmeniz çok daha cesaret verici. İnşallah vatandaşlarımız da, izleyicilerimiz de sizleri bu konuda yalnız bırakmayacaklardır. Bu hizmetlerini artık dışarıdan almak yerine sizlerden gelip alacaklar. Vallahi Elazığlı yalnız bırakıyor hemşehrim. Ben bu konuda şikayetçiyim. Gerek devlet ekranı büyüklerimiz olsun, gerek halkımız olsun. Yani yatırımcıya sahip çıkan yok. Elinden tutan yok. Ya bir gel bir çayını iç, vatandaşın en azından bir gönlü hoş olur ha. Başka hiçbir şey de yapma. Bir el at, bir tut. Çok zor şeyler değil yani bunlar. Bir güzellik yap. Mesela 7 senedir, 8 senedir ben burada emek veriyorum. Daha ESSO başkanını bu dezgahta görmemişim. Ya sen benim başkanımsın kardeşim. Bir gel yanıma, bir sıkıntın var mı, yok mu, sektörünü gez. Şu anda 13 kişi çalışıyorum. 13 işçiye daha ihtiyacım var mesela, bulamıyorum. Yani bunlara bir ön ayak olmak lazım. Bu büyükler olmaz böyle. Evet, destek şart sevgili şart, izleyiciler. Yani destek olur. Şart. İnşallah önümüzdeki süreçte her mevkiyi işgal edenler mevkisinin hakkını vereceklerdir. Elazığ'ı kalkındırmak için 7'den 77'ye birlik olacağız. İnşallah bu yani olguyu kıracağız. Da, Elazığ çalışıyor diyeceğiz artık. Ya çalışıyoruz arkadaş, bak halimi görüyorsunuz. Ben iş adamıyım. Kendim çalışıyorum, kendim yapıyorum. Şu ekonomik kriz ortamında herkes iş bırakırken biz ileri gitmek istiyoruz. Yani şehrimiz canlansın, büyüsün, çalışalım, çaba gösterelim. Bunun peşindeyiz. Yoksa oturur yeriz yani, ne var bunda? Evet, herkes gibi ben de ayak ayak. Kefenin şeyi yok. Ama işte yapmalı, bir şeyler yapmalıyız. Evet, bu süreçte bir şeyler yapmak gerekiyor Elazığ'ı kalkındırmak adına. Yani şu araçlar Allah için dört dörtlük yani, ne diyeyim? Evet. İstanbul'da bunu göremez. Kapalı kasa aracımız camları oyulduktan sonra bu hale geliyor sevgili izleyiciler. Bu görünmüş olan kısımlara daha sonra cam takılacak. Aracın içinde bir takım tadilatlar yapıldıktan sonra koltukları yerleştirilecek. Tavanı yapılacak, ışıklandırılması yapılacak. Koltuklar yerleştirilecek. Vatandaşın hani minibüs diye tabir ettiği hale gelmiş olacak. Yani taşıma aracı haline gelmiş olacak. Görmüş olduğumuz araç bir takım işlemlerden sonra. Yaptığımız şu hizmeti batıda
18-20 milyara yapıyorlar. Biz burada Elazığlı'ya 15 milyara yapıyoruz. Ve aradaki ulaşım sistem, yani ulaşımı, gidişi, gelişi, kazası, belası ve para bende kalıyor. Ben kazanırsa bu memleket kazanacak. Bir gerçek. Nereye paramı nereye götüreceğim? Buraya yatıracağım yani. Yanınızda 3 kişi daha fazla çalışmış olacak. Yatırma demiş. Olsa 13 kişi daha alacağım, adam yok. Birilerinin bu işsizliğe, bu kalifiye eleman işsizliğine bir çözüm bulması lazım. İşsizlik var diyorlar ama yalan. İşsizlik yok. Kalifiye eleman yok Türkiye'de. Evet, Türkiye'nin sorunu, Elazığ'ın daha bir büyük sorunu yani. 20 yıldır ben ekranlarda bunu söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Elazığ'da işsizlik yok, Elazığ'da kalifiye eleman yok meselesi var. Yoksa işsizlik diye bir şey yok. Kim diyorsa yalan söylüyor. İşsizlik diye bir şey yok Elazığ'da. Kalifiye eleman yok. Evet, biz turumuza devam edelim sevgili izleyiciler. Görmüş olduğumuz aracın dediğimiz gibi işlemleri bittikten sonra buna koltukları takılacak. İşte arkadaşlarımız çalışıyorlar. Şu anda hazır hale getirmeye çalışıyorlar. Bu araçta iki gün sonra yanımızda görmüş olduğumuz aracın şekline gelmiş olacak ki bu bitmiş haldeki bir araç. Bir de yanı başında henüz tam işlemleri bitmemiş bir aracımız var. Ondan da sizlere kısaca görüntüler aktaralım. Bunda camlar takılmış. Artık koltukları bitme noktasında arkadaşlarımız şu anda çalışmaya devam ediyorlar. Aracı son haline getirmek için sevgili izleyiciler. Bu araç yarından sonra inşallah trafiğe çıkmaya hazır hale gelmiş evet, olacak. Buradaki işlemler, koltuklar nereden geliyor? Koltukları Bursa'dan, İstanbul'dan alıyoruz. Bir tek vidasını dahi Elazığ'da alamıyoruz. Bir üretim yok burada. Ben bu parayı dışarı verdiğim zaman içimden kan gidiyor vallahi. Yani bir lambasını bulamıyorsun arkadaş. Nasıl bir şehirsin sen ya? Bir civatası da olmaz mı bu arabanın? Bir lambası olmaz mı? Yazıktır, günahtır. Yani bir üretime geçmesi lazım bu şehrin. Mesela kamyoneti var bu araçlarımızın. Kasasını yapamıyoruz burada ya. Malatya'ya kasaya gönderiyorum. Bu para niye Malatya'ya gitsin kardeş? Niye gitsin ya, bu şehirde kasa yapan insan yok mu? Ya var. Malatya'da 2 milyara yaptığın kasayı, 2 milyara yaptığın kasayı burada 3 milyar, 3,5 milyar istiyor benden. Yani bu şehrin esnafı bu şehre gerçekten büyük bir ihanet içerisinde. Bunu yıkmamız lazım. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız. El birliğiyle bu şehrin bir önünü açmamız lazım. 1980'li yıllarda bu şehir sanayi şehriydi. Geriye götürdükçe götürdüler, geriye götürdükçe götürdüler. Birse beş, birse üç, birse dört. Nedir kardeşim bu? Hakkını al, sen de kazan, az kazan, sürümden kazanalım. Yani ben şimdi bunu bedava mı yapıyorum? Hayır. Üç kazanmıyorum da bir kazanıyorum. Yeter. Ama 100 tane sattığım zaman 100 bin eder. Üç kazanırsam, iki tane yaparsam 6 bin eder. O da aç kalır, ben de aç kalırım. Ne oldu? Hiç bilmemiz lazım. Yani bu şehire gerçekten yazık. Biliyorsunuz yani benim aşkım Elazığ, sevdam Türkiye'dir. Şu şehir için vallahi canımı vermeye, feda etmeye hazırım. Tek istediğim büyümek ya, başka bir şey istemiyorum. Güzel bir şehirde huzur içinde yaşamak istiyorum. Yanımda 10 mu çalışır, 30 çalışsın. Bunu istiyorum. Evet, bu da hani bizim bir atasözümüz var. Dertli söylegen olurmuş. Evet. Hakikaten öyle. Ya çıkartsınlar işin... kardeşim beni televizyona gelsin. En büyük adamımız tartışalım ya. Bir yol bulalım. Niye bu şehir olmuyor? Yani niye büyümüyor? Niye kaçan kurtuluyor bu şehirden? Vallahi kaçan da kurtulmuyor. Hepsi sokaklarda, İstanbul'da gidin halini görün. 100 kişi kaçmışsa 20'si ancak kendini kurtarmış. 80'i çöplüklerde, İstanbullarda. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz ve üzülüyoruz. Kaçan kurtulmasın, kalan kazansın bu şehirde. Evet, haklısınız. Bu noktada hakikaten hemfikirim sizlerle. Elazığ'ın bir yerlere gelmesini istiyorsak taşın altına hepimizin elini koyması gerekiyor. Hep derim, siyaset, bürokrat, halk bir araya gelmeden bu şehirdeki sorunlar çözülmez. Ahmet yaptı, vekil çalışmadı, reis çalışmadı değil. Bu üç ayak bir araya gelecek. Siyaset, bürokrat, halk. Bu şehir ancak öyle düzelir. El birliğiyle olur ya. Defalarca dedik arkadaşım bir toplantı yapın. Mesela çedene günleri dedim ya, ben kendim dedim. Her ayın 23'ünde Elazığ çedene günlerini kuralım. İşte şehrin ileri gelenleri gelsin, valimiz gelsin, reisimiz, vekilimiz, siyasetimiz, bürokratımız, halkımız. Bir tartışalım yani, ne yapıyoruz biz? Nereye gidiyoruz? Vali Bey bana desin ki Halis Yıldız sen ne yapıyorsun oğlum? Ben de derdimi anlatayım, sıkıntımı anlatayım. Maalesef yok. Reis beyimiz yine o şekilde. Yol yaptım, asfalt yaptım. Ya kardeş, asfaltın bana karı yok. Benim karnım aç, karnım. Ben bunu önce bir doyurmalıyım. Geçmişte mesela Elazığ okuyor. Yok Elazığ bilmem ne yapıyor. Elazığ gidiyor. Hadi kızlar okula. Gelin hep beraber Elazığ çalışıyor kuralım.
tarımdan sanayiye, eğitimden çevreye Elazığ çalışıyor diyelim. Bunu kuralım ya. Zor bir şey değil ha. Hepimiz bir araya gelip bunu bir başlatalım. Maalesef. Anlata, anlata, anlata patlıyoruz. Akşam eve gidip bir de hanımla dövüşüyoruz. Hadi ya babam git onlar. Evet, hakikaten dertli söylegen olur sevgili izleyiciler ama biz Halis abinin yapmış olduğu güzellikleri sizlere aktarmaya devam edelim. Dediğimiz gibi araçlarımız belli aşamalardan geçtikten sonra artık nihai tüketiciye teslim edilecek hale geliyor. İşte şu anda yanı başımızda bulunan araç sahibini bekliyor. Demeyelim, sahibi yanımızda. Yeni sahibi yanımızda. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tanıyabilir miyiz? Bereket. Ben Karakoçan'dan Keko var. Keko amcayla birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bu aracın yeni sahibi. Evet. Aracı aldınız. Memnun musunuz? Çok memnunum şu anda. Bilmiyorum. Daha sonu belli değil. Daha yola çıkmadık diyorsun. Daha yola çıkmadı. Bakalım. Yola çıktıktan sonra bakalım Halis'le ne yapacağız? İnşallah. Halis abinin çalışmalarından memnun musun? Güzel. Şu ana kadar güzel. Şu ana tereddüt var. Bir sorun var. Onu da halletsek tamam, güzel olur gider. Onu halledecek o da. Sen canın sıkma. Evet tabii. Otomotiv dediğin zaman 1972'den beri bu sektörün içerisindeyim. Benim ömrüm bu sektörde geçti. Çocukluğumdan beri. Yani okul okumadım. Su ticarete atılmak için okul okumadım. Okuyamadım daha doğrusu. Yoktu. Okutamadı babam rahmetli. Hep hayalimdir. Yani otomotiv sektörü. Bu şehirde gerçekten sıfır denecek derecede az. 35 tane firma yok bu. Yaklaşık 35 tane firma Elazığ'da bayiliği dahi yok. Ben çok kapılara başvurdum. İnan Allah'a bir gün bir kapıda ağlayarak çıktım. Adam dedi ki Elazığ'a vermiyoruz. Ağlayarak çıktım o kapıdan. Çok da zoruma gitmişti. Yani bu bayilikleri almaları lazım hemşerilerimizin. Hazırcılıkla bu işler olmaz. Bunu yıkmamız lazım. Defalarca söyledik arkadaş. Yani atıyorlar parayı eve, arsaya, tarlaya, tuma, tefeye, tüfeye oturuyorlar. Yok kardeşim, bunu yıkın, helal tertemiz çalışalım, kazanalım. Ya halimi görüyorsun işte yani. Başkası benimse vallahi el atmaz ya, ben çalışıyorum. Ayıp değil, günah değil. Evet, bu arada Keko amca arabanın koltuğuna oturdu. Bismillah dedi, hareket etti, artık aracına bindi. Bundan sonra aracıyla yollarda boy göstermeye başlayacak. Hyundai ticari araçlar artık bundan sonra Elazığ menşeli imalatıyla, imalatı demeyelim, yapımlarıyla fabrika çıkışından sonraki tüm işlemleri Elazığ'da gerçekleştirilen şu araç belki de ilk araç, bilmiyorum ama Halis abi, ilk aracımız mı bu yola çıkacak olan, yoksa daha önce çıkan var mı? Bu araç 21. aracımız. Bir ayda Allah'a şükür 21. aracımızı teslim ettik. 23. aracımızda büyük sürprizler olacak inşallah. Onu da ayrı çekip atarım. Görürsünüz 23. araçta neler yapacağımı. Çekip atmak değil. Bizi çağıracaksın, bizi çekeceğiz. Başım gözüm üstüne. 23. araca özel bir sürprizim var. Evet sevgili izleyiciler, 23. araçta güzel sürprizler olacağını ifade etti Halis abimiz. 23. araç bittikten sonra onunla ilgili çekimlerimizi de sizlerle paylaşacağız. İşte Keko amca aracını aldı. Kovancılara doğru mu gidiyor? Karakoçan'a gidiyor. Karakoçan'a gidiyor. Karakoçan'a doğru yola çıkacak. İnşallah bundan sonra yolcularıyla birlikte kendisine hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Kazalardan, belalardan uzak hayırlı yolculuklar diliyoruz kendisine. Allah hayırlı uğurlu etsin diyelim. Ve bu şekilde sizler de ticari araç almayı düşünüyorsanız sevgili izleyiciler, adres Yıldızlar Otomotiv. Diyarbakır yolu 8. kilometre Elazığ. 8. kilometre Elazığ sevgili izleyiciler. Halis abim yanına geleceksiniz. Detayları, ayrıntıları konuştuktan sonra, aracınıza karar verdikten sonra en kısa sürede yapılıp sizlere teslim edilecek ve sizler de gönül rahatlığıyla yola çıkmış olacaksınız. Evet Halis abi, ben bu hizmetlerinizden dolayı hakikaten çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben size teşekkür ederim. Buraya kadar yorulduğunuz, geldiğiniz için, bize değer verdiğiniz için. Yani ben şaşırdım bugün geldiniz öyle birdenbire. Çağırmadan, etmeden. Pek alışkın değiliz Elazığ'da bu tür şeylere. Değil mi? Değiliz. Yok. Değiliz. Destek yok. Destek namına bir şey yok. Ya ben gideyim Halis Yıldız'ı işte bir çıkarayım. Yani ne var bunda? Yarın ben kazandığım zaman gel sen de daha fazlasını kazanırsın benden. Ben kazandıkça bu şehir kazanır. Bir ben değil yani, bütün esnaflarımız kazandıkça. Mesela 2012'de buraya bir Sanica boru geldi. Ben adamlara sıfır araç sattım o zaman. Karsan sattı. O günden bugüne tüm araçları ben de aylık 3-5 Allah ne nasip etmişse fatura kesiyorum. Ne oluyor? Bir ekmek yiyorum o adamın sayesinde. Bunun gibi 10 fabrika, 20 fabrika gelirse
hep birlikte kazanırız. Yani yatırım, yatırım, yatırım. Sakıp Sabancı diyordu ya, çalışmak lazım, çalışmak lazım, çalışmak. Ben de çalışmak istiyorum arkadaş, beni çalıştırın ya. Aşkım benim çalışmak, yani başka bir şey. Başın üstüne. Evet, çalışmak lazım. Farklı bir alternatif geldi. Tabii ki o da hayvancılık anlamında çalışmak, hayvancılık sektörü de çalışmayla evet. olacak. Çalışmadan yapılacak iş yok değil mi Keko amca? Tabii canım. Çalışmadan olmaz. Çalışacağız aslında. Yaş kaç? Yaş 59 abi. 59. He. Bu yaşa kadar çalışıyorsun, bundan sonra da hala araba almışsın çalışmak için. Evet. Doğrudur. Bu çok güzel bir örnek sevgili izleyiciler. Evet. İşte Keko amcanın canlı örnek karşımızda. 59 yaşında bu yaşına kadar çalışmış. Bu yaşından sonra da çalışmak için hala gayret gösteriyor, hala çaba gösteriyor. Bu gençlerimize örnek olsun diyoruz. Ve sizlere hayırlı uğurlu olsun teşekkür diyoruz tekrar. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah utandırmasın diyoruz. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Halis abi, son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Vallahi izleyicimize gelsinler şu araçları verelim kardeş. 3 yıl sınırsız kilometre garantimiz var ve aracımız 35 kuruş yakan bir araç. Yani bu büyük bir başarı minibüste. Otomobil bile o şekilde yakmıyor. Kaliteli, sağlam Hyundai dünyada ilk 5'te olan bir firma. 53 yıllık, 55 yıllık bir mazisi olan firma. Sağlam ve kaliteli araçlarımız var. Kamyonet, kapalı kasa, minibüs. Artık kamyonu, kamyoneti tırına kadar gelecek nasip olursa. Büyük bir yatırım, yani öyle bir küçümsenecek yatırım değil. Bu gibi şeylerin de çoğalmasını istiyoruz. Bir an evvel çoğaltalım. Peki. Olmayan bayilikleri ilimize kazandırsınlar sayın yetkililerimiz, çok kıymetli büyüklerimiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür sizlere ederim. Kolay gelsin. İnşallah 23. araçta burada olacağız. İnşallah, teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Yıldızlar Otomotiv'den bugünlük sizlere aktaracaklarımız bunlardan ibaret. Ama 23. aracın sürprizini de birlikte izleyeceğiz, birlikte göreceğiz.